Bir diğeri de multiple point. Bu da geometri üzerinde ya da ekranda çalışma ortamında mouse'la tıkladığınız yere nokta oluşturur. Tıkladığınız yere nokta oluşturdu. Bakın. Geometri üzerinde ya da çalışma ortamında bu noktayı yaklaştığınız zaman görürsünüz ya da seçim yaptığınız zaman görürsünüz. Çok küçüktür. Ama eğer görmek isterseniz, daha fazla nokta stilini değiştirmek isterseniz, şuradaki Utilities panelinden nokta stillerini değiştirebiliriz. Tıkladığımız anda normalde varsayılan nokta stili sol baştaki nokta stili. Buradan farklı nokta stillerini değiştirebilirsiniz. Noktanın şu anki görüntüsünü değiştirmek için, görüntüsünü ekrana sığdırmak için ve normal diğer ayarlarla da ilgili regen yaparsanız bu noktayı tekrar yenilemiş olur. Noktanın görüntüsünü değiştirmiş olur. Bunu oranla da yapabilirsiniz. Şurada point size bu gerçek noktanın %5'ini gösteriyor bulunduğunuz yerde. %2'sini yaptığınız zaman da biraz daha küçülmüş olur. Dolayısıyla regen yaptığımız zaman da bunu biliyorsunuz daireler hep çokgenlerden oluşuyor. Çokgen kırık kırık yapıyor, dönüştürüyordu biliyorsunuz. Burada o kırık yapıyı değiştirmek ve düz hale dönüştürmek için de bu regen özelliğini kullanıyoruz. Peki. Bunu nerede kullanırız? Şöyle bir örnek yapalım. Bir tane line komut alıyorum. Başlangıç noktasından başlasın. F8 sağ tarafa doğru bir 150 milimetre line oluştursun. Şimdi bu oluşturduğum line'ı sol tarafa doğru da aynısını yapmak istiyorum. Bunu geçen haftalarda yaptığımız bir rotate komutunu kullanalım. Rotate ile Y eksenine paralel bir tane bu geometrinin aynısını oluşturmak istiyorum. R o rotate'ti. Objeyi seçtim. Sonra sağ tuş. Base point, specify base point, döndürme merkezi düşünebilirsiniz. Döndürme merkezi. Sonra ben bunu kopyalamak istiyorum. Taşımak istemiyorum. Copy. Ve açılar hep yatay düzleme x eksenine göreydi. Dolayısıyla ben 90 derece dediğim anda şu anda buradaki, bakın çok kritik bir şey söylüyorum. AutoCAD'deki komut satırındaki ters üçgenler arasındaki değer varsayılan değerdir. Yani ben şu anda herhangi bir değer yazmasam, yani 90 yazdım. 90 yazmazsam, Enter'a bassam o üçgenler arasındaki değeri kabul etmiş olur. Bakın bunun da bir anlamı var. Yani şuradaki üçgenler arasındaki değer AutoCAD'deki varsayılan değerdir. Bu bazen böyle matematiksel olarak bir şey olabilir ya da bir kelime olabilir. Bir cümle, kelime olabilir. Yani mesela select all gibi bir şey olabilir. Tamam mı? Bu ters üçgenler arasındaki ifade önemli. Bu varsayılan değerdir. Peki, ben kopyalamak istemiştim. Copy ya da mavi olan kısa yolda kullanabilirsiniz. 90 derece enter dedim. Kopyaladım. Bakın döndürerek kopyalamış olduk. Şimdi burada bunu nerede kullanıyoruz? Şöyle birden fazla nokta oluşturmak için kullandığımızdan dolayı böyle referans alma, hiza alma gibi işlemlerde kullanırız. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. İki tane çizgi çizdik. Bunu da noktanın altındaki divide ile böler. Neyi böler? Herhangi bir çizgiyi böler. Tıkladım. Bunu bölmüş oldu bakın. Şunu da yapalım. Böldük. Kaç parçaya böldüğünüzü şöyle gösteriyorsunuz. Bunu mesela 5 parçaya bölelim. 5 enter. 5 parçaya bölmüş oldum. Alttakini de bölelim tekrar. Divide.
geometri tıkladığınız kaç parçaya bölmüş, kaç segmente bölmüş istiyorsunuz? 5 parça. Enter. Şimdi böldüğü anda ne yapıyor? Bölüm yerlerine 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölmüş oldu. Bu ne kadarlık bir uzunluktaydı? DI ile dist ile ölçelim. 150 milimetreyi şurası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş oldu. Aradaki mesafe kaç milimetre olur? İki nokta arasındaki 30 milimetre oldu. Şimdi o snaplardan hatırlayın, noktayı ölçmek için, bakın şu anda noktayı ölçmek için ya da noktadan tutmak için, yakalamak için ne yapmamız lazım? Node diye bir özellik var o snaplardan. Bunun aktif olması lazım. Şu sol taraftan osnap seçeneklerine geldiğim zaman şuradaki node mutlaka aktif olması lazım. Yoksa noktadan yakalamamız mümkün değil. Noktayı yakalayamayız. Peki. Şimdi bunu böyle divide olarak böldük. Bölme işlemi. Bir diğeri de measure özelliği. Bu da şöyle. Yine bir line çiziyorum. 150 milimetre. Yine measure, yani ölçülendireceğimiz geometriyi seç diyor. Burada da şunu seçiyorum. Segmentler arasındaki mesafe 30 milimetre. Diğeriyle benzer olsun. Onayladım. Bakın aradaki mesafe 1, 30 milimetre, 2, 3, 4, 5. Yani ölçtüğümüz zaman da şu iki geometri arasının 30 olduğunu görmüş oluruz. Bu fark ne? Divide'da bölüm sayısı giriyoruz. Buradaki divide'da bölüm sayısı giriyoruz. Diğer measure'da da ne girmiş oluyoruz? Uzunluk girmiş oluyoruz. Peki. Bunu şöyle bir örnekle yapalım. Bu eski AutoCAD kullanıcılar için bu ideal bir örnek. Şimdi mesela burada bir tane spline oluşturayım. Kısa yolu gösterelim. Onu da kullanmış olalım. SPL. Burada bitsin. Bir tane de üçgen oluşturalım. Ölçülü yapmıyorum bunu. Şimdi bu nesneyi buradaki spline doğrultusu üzerinde çoğalttığımızı varsayalım. Bunu tabii ki daha kolay, yeni o versiyonlarda daha kolay yöntemler var. Şunu bir blok yapalım. Bunu blok yapmış oldum. Bloğu ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Bir bütün halde dönüştürüyor. Şimdi divide ile bir yol seçelim. Şunu 10 parçaya bölmüş olsun. Peki, tamam. Şimdi buradaki divide yaparken, şimdi bu nasıl kullanırız bunu? Tekrar divide'dan 'Object'i seçtim. Bakın alt taraftan ya sayı gir, buradaki sayıyı girerek yaptım. Bunun bir örneğini de blokla yapacağım. Sayı girerek yaptım. Bir de blokla yapalım. Bakın alt tarafta ya
Sayı girerek veya da blok yaparak. Bloğa tıkladım. Sonra bizim hazır oluşturduğumuz bloklardan çağırıp kullanabiliriz. Benim az önce oluşturduğum bloğun ismi B idi. Bunu ismiyle çağırmamız lazım. B, Enter. Buradaki B Enter yaptığımız blokta, yani B ismiyle blok buraya getirdiğimiz zaman geometriyle, yani buradaki spline'la, buradaki yolla hizalansın mı ya da hizalanmasın mı? Hizala diyorum. Dolayısıyla Y varsayılan ters üçgen arasındaki Y olduğundan dolayı yes. Eğer no yazmak istiyorsanız, kabul etmezseniz no yazmanız lazım. Tekrar Y'yi de vurgulamak için yazalım. Yazdım. Sonra sayı, hani diğerinde 10 yazmıştım. Yine 10 olsun. Ne yapmış oldu? Buradaki bloğu bu spline doğrultusunda bunu ne yaptı? Bir spline doğrultusunda çoğaltmış oldu. Tabii ki bu örnek, hani bunun için daha kolay yöntemler var. İlerleyen zamanlarda anlatacağız. Array'lerden PathArray var. Bunu böyle hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ama önceden eski AutoCAD versiyonlarında bunu yapmak mümkün değildi. Bu yöntemle bu işlemi yapabiliyorduk. Blok yapmayı ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Peki. Yine geometri tamamen kapattık.